Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için çok güzel bir tarifim var. Bu tarif ne işimize yarayacak? Gözaltı morlukları, gözaltı torbaları ve tabii ki kaz ayaklarından bizi kurtaracak çok güzel, etkili bir maske tarifi olacak arkadaşlar. Şimdi hep beraber maskemizin tarifine geçelim arkadaşlar. Öyledir mi aşkım? Yüz vermiyor bana. Kesmiş. Evet arkadaşlar, malzemelerimiz salatalık, patates ve yarım limon suyu kullanacağız. Bunları patates ve salatalığı rendenin küçük bölümünden geçirmemiz lazım. Çünkü iyice ikisinin suyunu almamız lazım. Evet, salatalığımızı rendeleyeceğiz ve patatesimi de rendeleyeceğim. Bu gerçekten çok güzel bir karışım. Gözaltı morluklarınızı anında yok edecek arkadaşlar. Patatesimizi de rendeden geçirelim. Patates gerçekten yüzümüze, cildimize çok güzel bir fayda sağlıyor. Cilt yaraları olsun, kızarıklıklar olsun, onların çabuk iyileşmesini sağlayacak. Ve kuru, hassas ciltler gerçekten bunu çok rahatlıkla kullanabilir. Çünkü yüzünüze muhteşem bir nem sağlayacak arkadaşlar. Evet, patatesimi de rendeleyeceğim. Ve bunu salatalıkla birleştirdiğimiz zaman harika bir gözaltı maskesi olacak. Evet, bu şekilde karıştırıp avucumuzla iyice bunu sıkıp suyunu çıkaracağız. Gördüğünüz gibi çok güzel bir suyu var. Evet, bu şekilde elimde köfte yapar gibi suyunu iyice çıkarıyorum. Ve bu suyu süzgeçten geçirmemiz lazım arkadaşlar. Çünkü pürüzsüz bir su istiyorum. Eğer siz istiyorsanız bu şekilde de pamuklarınızı batırabilirsiniz. Sorun değil. Evet, gördüğünüz gibi çok çok güzel bir su elde ettik. Evet, suyumuzu süzelim ve içine limonumuzu koyacağız arkadaşlar. Yarım limon. Eğer istiyorsanız limon tahriş ediyorsa cildinizi, bir iki damla da koyabilirsiniz ya da hiç koymayabilirsiniz. O sizin cildinize uymuyorsa eğer, koymak zorunda değilsiniz arkadaşlar. Evet, suyumuzu süzdük. İçine limonumuzu koyacağız. Ve bu arada dışarıda yağmur yağıyor. Çok acayip bir şekilde. Ses size geliyordur kesin. Evet, suyumuzu da koyacağız. Pamuklarımızı batıracağız. Onları istiyorsanız saklama kabına da indirebilirsiniz. Ben küçük poşetlerin içine koyacağım. O şekilde dolaba indireceğim. Buzluğa atmıyoruz. Eğer isterseniz buzluğa atabilirsiniz ama ben bunu buzluğa atmıyorum. Çünkü buz olduğu zaman benim cildime alerji yapıyor. O yüzden kullanmadığım hiçbir şeyi de sizin için yapmak istemiyorum arkadaşlar. Ama siz o şekilde kullanabiliyorsanız buzdolabına da koyabilirsiniz. Buzluğa da indirebilirsiniz. Evet, pamuklarımızı batıracağız. Poşetimizin içine indireceğiz arkadaşlar. Dediğim gibi saklama kabına da koyabilirsiniz. Küçük poşetlere de koyabilirsiniz. Harika bir vitamin oldu arkadaşlar gözaltlarımız için. Pahalı kremlere ya da maskelere para vermeye gerek yok. Gördüğünüz gibi evimizde olan malzemelerle çok güzel bir yüzümüz olacak, bir cildimiz olacak. Hem maliyetsiz hem zararsız ve cildimize faydalı şeyler. Bunları normal buzdolabında indirin. Yarım saat sonra kullanmaya başlayabilirsiniz.
İşten gelince gözaltlarınıza indirin. Televizyonunuzu izleyin. Yarım saat, bir saat kalması yeterlidir gözaltlarınızda. Evet, gördüğünüz gibi bu şekilde ağzını bağlayacağım ve dolabıma indireceğim arkadaşlar. Her gün, her akşam gözaltlarıma koyduğum zaman çok güzel faydasını görüyorum. Umarım siz de beğenirsiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım faydalı olmuştur sizin için.